Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere EBA canlı ders indirme linkini paylaşacağım ve EBA'nın kurulumunun nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi EBA'mıza giriş yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlar veya öğrencilerimiz fark etmiyor. EBA'ya giriş yaptınız arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra canlı derslere tıklıyoruz. Evet. Şimdi canlı derslere tıkladıktan sonra eğer canlı dersleriniz varsa idare tarafından size ders ataması yapıldıysa şu gördüğünüz kısımda canlı derslerinizin listesi yer alacak arkadaşlar. Bir de harici canlı ders ekle diye yeni bir buton devreye girdi arkadaşlar. Önceden şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Önceden şurada EBA canlı ders uygulamasını indir diye yeşil bir renkli yazı vardı. Buton vardı arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman EBA canlı dersi bilgisayarınıza veya işte telefonunuza indirebiliyordunuz arkadaşlar. Burada şu anda EBA canlı dersi indir diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın bu bölümde bu şekilde bir link yok. Ben de şunu yaptım arkadaşlar. Öyle sorular gelmeye başladı. EBA canlı ders uygulamasının linkini videonun altına açıklamalar kısmına paylaşacağım arkadaşlar. O linke tıklayarak EBA canlı ders uygulamasını bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz. Daha sonra indirme yaptıktan sonra derslere katılım başlayacak arkadaşlar. Öncelikle sizin EBA canlı ders uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra işte canlı dersleri yapabilir veya canlı derslere katılabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bakın burada bu canlı ders yazısı olmadığı için ne yapacağım ben? Şunu yaptım arkadaşlar. Link olarak şu şekilde bir tane indirme sitesine bu linki attım arkadaşlar. Buradan açıldıktan sonra buradakini gördüğünüz dosya indir diyor. Buraya tıkladığınız zaman indirirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir virüs ya da reklamlar, zararlı içerikler yok burada. Direkt hemen tıklıyoruz. Hemen altındaki indire tıkladığınız zaman bilgisayarınıza indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra şöyle gördüğünüz üzere bu sizin karşıdan yüklemelerinize bu şekilde geliyor. EBA Can Ders Kurulum diyor. Böyle bir dosya geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu kurulum yapmak için üstüne çift tıklıyoruz. Evet. Tıkladıktan sonra biz sayfa açılıyor. Burada çalıştır veya iptal diyor. Biz çalıştır diyoruz arkadaşlar. Çalıştır dedikten sonra yine ekrana yeni bir pencere geliyor. Orada ki işte bilgisayarda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet, hayır diyor. Biz evet diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kurulum yapmak istiyoruz. Evet dedikten sonra gördüğünüz üzere bilgisayarınıza kurulmaya hazır. Kur diyoruz arkadaşlar. Ve kurulum başlıyor. Evet, bitti diyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar arkadaşlar. Bitti. EBA canlı ders uygulamasını bilgisayarımıza kurduk arkadaşlar. Daha sonra bunu normal başka programlar gibi algılıyoruz. Üzerine basıp hemen çalıştırmaya çalışacağız. Ve öyle düşünüyoruz. Veya hocam hemen bunun kısa yolu masa üstüne geliyor mu? Hayır arkadaşlar, gelmiyor. Bu diğer programlar gibi masa üstüne bir kısa yol gelip oraya tıklayıp işte programın içeriğine falan bakmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu programın bilgisayara bu şekilde kurulmuş olması gerekiyor. Evet, kurulduğunu nereden anlıyoruz? Gene başlat kısmına tıklayıp şurada tüm programlar var bakın. Buraya böyle baktığınız zaman nerede o? Evet, bakın burada gördünüz mü? EBA canlı ders diye bir klasör gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz EBA canlı ders diye bir klasör var. Gördüğünüz gibi böyle bir klasörün gelmesi gerekiyor. Başlata tıklayıp tüm programlara yaptığınız zaman böyle bir klasör olacak. Veya denetim masasına girelim. Denetim masasına buradaki programlar var arkadaşlar ya, programlar işte kaldır deyip herhangi bir şey. Evet, şu denetim masasındaki programların açılmasına bakıyorsunuz. Burada da şurada görüyorsun bakın EBA canlı ders diyor arkadaşlar, gördünüz mü? Bu EBA canlı ders burada yazıyorsa olay bitmiştir. Yani sizin bilgisayarınıza kurulum gerçekleşmiştir arkadaşlar. Bu gerçekleşme bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Artık şu an beklemedesiniz arkadaşlar. Sizin EBA'daki canlı ders programlarınız belli olduktan sonra burada canlı dersler çıkacak arkadaşlar. Daha sonra buradaki sağ tarafta işte o canlı derse katıl diyeceksiniz ve canlı derse bağlanmış olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size EBA canlı dersin indirmesinin linkini
nasıl olduğunu anlattım ve kurulumunu detaylı bir şekilde paylaştım arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.